Elizabeth de 3 tane yumurta yapmış. Yeşil ceviz de şu anda içeride. Ben yuvada yatarken sen burada keyif yapıyorsun demek istiyor. Bir bakalım kaç tane yumurtaları olmuş. Evet, çıtır yine eski eşi limonu buldu arkadaşlar. Pastelde yukarıdan suyu gördükleri zaman dayanamıyorlar. Yuvanın etrafındaki bütün kuşları uzaklaştırdı. İşini rahat halletmek için. Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kuşların genel durumlarına bakacağız. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta kafeslere yuva kutularını takmıştık ve olumlu sonuçlar yaşanmaya başladı arkadaşlar. Kuşlarımız yumurtlamaya başladı. Tabii 2 gündür ben de bakmadım. Yani hangi yuvalıkta kaç tane yumurta olduğunu bilmiyorum şu anda. İlk olarak sultan papağanlarımıza bakalım. Yavrular varken takmıştık yuva kutusunu ve tam da tahmin ettiğim gibi çok sıkıntı yaşamadık. Yavru kuşlar biraz merak ediyorlar yuvanın içerisinde ne var diye ama anne ve babalarını gördükleri zaman içine girmiyorlar. Böyle dışarıdan bakıyorlar sadece. Bu da çıtır. Çıtırı sonradan koyduğumuz için salma kafese diğer papağanlarımız maalesef kabul etmediler onu. Onu mutlu etmek için sık sık ilgilenmeye çalışıyorum. Başını okşatır. Çok sakin bir papağandır. Ve kilosu da artmaya başladı yavaş yavaş. Bir ay önce falan çok zayıftı. Çapkında yavrulardan bir tanesi de tüylerini karıştırıyor aşağıda. Yavrular tünek kavgası yapıyorlar annesinin yanına gidebilmek için. Çapkın biraz sorumsuz bir kuş. Genelde yuvalıkla çok fazla ilgilenmiyor. Yumurtayı yaptıktan sonra hemen dışarıya çıkıyor. Şu anda da eşi Duman yatıyor kuluçkada. Bir bakalım kaç tane yumurtaları olmuş. Duman hemen dışarıya çıktı. 3 tane yumurta yapmış Çapkın. Yani geçen hafta koymuştuk yuvalığı. 2 gün sonra yumurta yapmaya başlamıştı kızışmış olduğu için. 2 gün arayla da 3 tane yumurta yapmış. Tahminimce de 5-6 tane falan yapacak toplamda. Ve Duman nereye gitti? Duman aşağıya inmiş Çapkın'ın yanına. Çapkın da sulukta yıkanmaya çalışıyor. Kafasını sokarak yavrularıyla birlikte. Ve Duman da tepki gösteriyor ona ilginç bir şekilde. Gagasıyla, ayaklarıyla. Sanırım ben yuvada yatarken sen burada keyif yapıyorsun demek istiyor. Çapkın yuvaya girmediği için tepkisini dile getiriyor Duman. Bakalım ne olacak? Çapkın yıkanmaya devam ediyor. Duman da haklı şimdi. Tek başına yazık. Ya en azından görev değişimi olsa bazen Duman girer yemini yemek için çıkar. Bazen de Çapkın girer ama Çapkın aşırı derecede sorumsuz bir kuş. Evet, çıtır fırsattan istifade dışarıya çıkmış ve başını okşatıyor. Ve eşinin tepkisinden sonra Çapkın tekrardan yuvaya girdi. Arkasından bakıyor Duman da. Duman da girecek ama ben olduğum için girmiyor. Sanki yuvada yumurta olduğunu bilmiyoruz. Beni görmesin diye dışarıda bekliyor şu anda. Aslında bir nevi hedef şaşırtıyor. Yerini belli etmemek için ve sonunda girdi. Biraz da muhabbet kuşlarımıza bakalım. Lady ve Limon biliyorsunuz ilk kuluçkaları. Daha doğrusu daha önceden yani Limon'un çıtırla yavruları olmuştu. Lady'nin de afacanla olmuştu. Bu kez ikisi yani farklı eşler olmalarına rağmen eş tuttular. Bakalım nasıl bir sonuç almışız. Yuva kutusunda kaç yumurta var? 2 tane yumurta yapmış Limon ve Lady. İkisi çok iyi anlaşıyorlar. Limon sık sık besliyor Lady'yi yuvada. Elizabeth ile Tatlı da ortalıkta görünmüyor. İkisi de yuvanın içerisine girmişler. Bir açalım bakalım ne yapıyorlar içeride. İkisi de yatıyorlarmış. Elizabeth de biraz sorumsuz bir kuştur. Yavruları 15 günlük falan olunca bakmıyor. Genelde ben besliyorum. Belki bu kez ikinci kuluçkası olduğu için daha iyi bakabilir diye düşünüyorum. Elizabeth de 3 tane yumurta yapmış.
Çok iyi bir rakam. Pikachu'yla Ceviz'e bakalım. Pikachu'yla Ceviz en sevdiğim kuşlarımdan iki tanesi. Yavrularına falan çok güzel bakıyorlar. Ve eşi Ceviz de şu anda içeride. Sanırım kalıcı olarak yatmaya başlamış kuluçkaya. Demek ki bir 4-5 tane birikti yumurta. Bir bakalım kaç tane. Evet, 4 tane yumurta yapmış Ceviz de. Diğer kuşlar da aslında bu kadar olması gerekiyordu. Ama onlar biraz yavaş ilerliyor sanırım. Ceviz'in performansı oldukça yüksek. İkisi de yuvanın içerisine bakıyor benim yumurtalara dokundum mu diye. Gerçi dokunsam da sıkıntı olmuyor benim tanıdıkları için. Ama tecrübesiz kuşlarınız varsa bu konuda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yumurtaları kırabiliyorlar dokunduğunuz zaman. Pikachu da dışarıya bakıyor kapattım mı diye. Elizabeth de dışarıya çıkmış hava almak için. Biraz terlemiş yuvasının içerisinde. Kanatlarını falan kaldırıyor. Ve salma kafesteki kuşlarımız Afacan ve Beyşizler'den bir tanesi. Afacan'ın ilk yavrularından bir tanesi. Afacan'ın maalesef eşi yok. Lady'den ayrıldıktan sonra yalnız kaldı Afacan ve biraz da tüy dökümüne girmiş. Alın bölgesinde tüy tüpçükleri görünüyor. Ve Bulut da sanırım eş tutmuş Beyşizler'den bir tanesiyle. Geçen hafta çok ilgilenmiyordu onunla ama bugün bakın kabul ediyor vermiş olduğu yemleri. Ve Pastel'le Çıtır. Pastel'le Çıtır'ı tekrardan ayırmak zorunda kaldım arkadaşlar. Pastel 2-3 gün sonra ısırmaya başladı Çıtır'ı. Yani istememeye başladı kafesinde. O yüzden tekrardan ayırdım. Mesela ilk buluşturduğumuz zaman 3-5 gün ayrı kaldıktan sonra buluşturduğumuzda ilk gün çok güzel anlaşıyorlar. Sürekli birbirlerine kur yapıyorlar. 2-3 gün geçtikten sonra Pastel kötü davranmaya başlıyor Çıtır'a. Pastel'in bu huyu yüzünden maalesef çıkarmak zorunda kaldım kafesten. Şimdilik yavru kuşlarımızın yanına koydum Çıtır'ı. O salma kafeste de anlaşamadığı kuşlar var Çıtır'ın. Beşizlerle geçinemiyor. Tüylerini falan yoluyor. Ama biraz sıkıntılı Çıtır'la Pastel'in durumu. Eğer Pastel'le eş olmazsa zaten Çıtır'ı Afacan. Afacan'la eş yapabiliriz. Afacan Çıtır'ı gördüğü zaman hemen yanına geliyor Çıtır'ın. Elizabeth'in yuvasına gitti. Onlara bir şeyler söylüyor aradan. Sanırım Elizabeth'in eşiyle konuşmak istiyor. Tatlı orada çünkü. Bakın nasıl bakıyor. O birine odaklandığı zaman elimi yaklaştırdığımda hemen ısırıyor Pastel. Biraz sinirli bir muhabbet kuşu. Diğer kuşlardan çok farklı huy ve karakter olarak. Bizim Çıtır yine çiftleşme pozisyonunu alsa da Pastel'den karşılık bulamıyor. Pastel de ona yem kusmaya çalışıyor. Böyle çok güzel görünüyorlar ayrı kalıp da tekrardan buluşturduğumuz zaman. Keşke sürekli böyle olsalar ama değiller. Pastel çok sinirli bir kuş olduğu için kabul etmiyor kolay kolay diğer kuşları. Kur yapmaya devam ediyor Pastel. Bakın önünde arkasında sürekli dolaşıyor. Çıtır da Elizabeth'in yuvasını inceliyor. Sanırım yumurta yapabileceği alanlar arıyor. O deliklerden içine bakıyor. Evet, Çıtır yine eski eşi Limon'u buldu arkadaşlar. Pastel de yukarıdan ikisine bakıyor ne yapıyorlar diye. Bakın nasıl kur yapıyor. Limon da sanırım Çıtır'a karşı ilgisi azalmamış kur yaptığına göre.
Çıtır şu an kafese girmeye çalışıyor. Yumurta yapmak için. Pastel de yukarıdan ona bakıyor. Ve salma kafesteki kızışmış erkek kuşlarımız da çıtırın yanına gitmeye çalışıyorlar. Çıtıra karşı ilgi oldukça büyük. Bakın kaç tane kuş peşinden koşturuyor. Onlar da biliyorlar onun kızışmış olduğunu. Bildikleri için eş olmak istiyorlar. Eğer pastel kabul etmezse çıtırı, çıtıra talep çok büyük. Bu salma kafesteki kuşlardan bir tanesiyle eş yapabiliriz çıtırı. Ve biraz da küçük olan kuşlarımıza bakalım. Onlar da her zamanki gibi oynamaya devam ediyorlar kafeslerinde. Bu hemen elimi görür görmez ısırmaya geldi. Bakın nasıl ısırıyor. Küçükken daha yavaş ısırıyordu ama şu anda büyüdükleri için gerçekten acıtıyorlar ısırdıkları zaman. Bu da Çimen isimli kuşun Pascal'ın yavrularından bir tanesi. O da çok sevimli. Bunlarda tipik bir davranış var. Elizabeth'in yavrusu da olmak üzere 5 kuşumuzda ısırma huyu var. Pascal da gelmek istiyor ama biraz daha çekimsel kardeşlerine göre. Hemen geriye kaçtı. Bakalım gelecek mi? Evet, dayanamayıp hemen geldi. O da ısırmaya çalışıyor elimi. Ve çıtır Elizabeth'li tatlının yuvasına bakıyor delikten. İçini inceliyor ne var diye. Sanırım yuva yapacak o da. Ve biraz nane vereceğim arkadaşlar kuşlara. Benim kuşlar naneyi çok seviyorlar. Limon zaten nane hastası Pikachu'yla. Gördükleri zaman dayanamıyorlar yemek için. Bakın bütün koparıyor. Onları sonra da Lady'ye götürüp yediriyor yemiş olduğu besinleri. Ve biraz da Pikachu'ya verelim. Biraz da salma kafesteki kuşları serinleteceğim. Benim kuşların böyle bir alışkanlığı var arkadaşlar. Yağmurlama yöntemiyle sprey kutusuyla su sıkıyorum kafeslerine. Hepsi toplanıyorlar telde. Böyle kanatlarını çırparak yıkanmaya çalışıyorlar. Ama şeyin ayarı çok güzel olacak sprey kutusunun. Böyle toz tanecikleri halinde gidiyor suyu sıktığım zaman. Eğer çok fazla sıkarsanız bu durumda da kulaklarına ve burunlarına kaçma olasılığı oluyor. Böyle uzaktan, 1 metre uzaktan sıkabilirsiniz kuşlarınıza. Bakın nasıl heyecanlandılar. Özellikle de beşizler çok seviyorlar yıkanmayı. Suyu gördükleri zaman dayanamıyorlar. Genelde saldığım zaman o büyük havuzu da açıyorum arkadaşlar. Orada da yıkanıyorlar. Havuzu doldurmadığım zaman da bu şekilde kafeste yıkıyorum yavaş yavaş. Hem serinliyorlar hem de tüyleri temizleniyor. Evet, dördü de geldi. Afacan da geldi dayanamayıp. Bulut biraz uzakta duruyor sanırım. Sevmiyor diyecektim ki o da geldi yıkanmak için. Sırayla gelip gidiyorlar. Su için kavga da ediyorlar. Çıtırla Pastel de Elizabeth'le kavga ediyorlar yuva kutusu için. Bakın çıtır çok sinirli. Yuva kutusunu Elizabeth'ten almak için ikisi de kavgaya tutuşmuş. Pastel de arkadan destek veriyor sanırım eşine. Pastel de öfkelendi kavgayı görünce. Tatlı da eşi Elizabeth'e destek veriyor. Evet, biraz sultan papağanlarımızı da gözlemleyelim yuva içerisinde. Çapkın yine geldi eşine destek olmak için. O eşinin temkinlerinden sonra
ve yumurtaları altına doğru çekti. Isıtmak için. Eşi de bize bakıyor. Müfettiş de her zamanki gibi yine sultan papağanlarıyla uğraşıyor. Böyle gözetim altında bazen salıyorum arkadaşlar, zarar vermeyecek şekilde. Zaten yuva kutusuna giremiyor. Sokmuyorlar onu içeriye. Böyle atlayıp yukarıdan aşağıya iniyor. Sonra biraz etrafa bakınır. Diğerleriyle çok fazla ilgilenmiyor. Mesela çapkının yavruları da var. Ama onlarla ilgilenmiyor müfettiş. Tek derdi çapkın. Çapkına yem yedirmek istiyor. Duman izin vermiyor tabii ki. Bakın nasıl kovalıyor onu. Kapıdan gaga atmaya çalışarak gitmesini istiyor müfettişin. Müfettişin tabii hiç korkusu yok. Geriye bile çekilmiyor. Aslında burada tam tersi bir tablo var. Çapkın ve Duman daha çok korkak. Yani müfettişten daha çok korkuyorlar. Müfettiş onlara göre daha cesaretli. Evet, şimdi koruma polisliğine büründü müfettiş. Yuvanın etrafındaki bütün kuşları uzaklaştırdı. İşini rahat halletmek için. Yine kapıdan içeriye bakıyor. Bir taraftan da söyleniyor sanırım. Çapkını çağırıyor dışarıya. Son olarak üzücü durumu da sizinle paylaşmak istiyorum. Maalesef geçtiğimiz günlerde Cesur'u kaybettik arkadaşlar. Yaşamak için çok direndi ama hayata tutunamadı fiziki engelleri dolayısıyla. Onun için çok üzüldüm. Şu an Umut da tek başına kaldı o öldükten sonra. Yine Umut'un yanına da diğer kuşlarımızdan bir tanesini getireceğim. Yalnız kalmaması için. Umut'un yine bir tane daha kardeşi var kendi renginde. Onu koymayı düşünüyorum. Çok üzücü oldu gerçekten. Ben de elimden geleni yaptım onun yaşaması için. Evet arkadaşlar, elimden geldiğince kuşların son durumlarını size göstermeye çalıştım. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.